Seramik hamurundan sizinle bugün kalemlik ya da saksı olarak kullanabileceğiniz bir form şekillendiriyoruz. Seramik hamuru daha önce hiç kullandınız mı bilmiyorum. Seramik hamuru kolay şekillendirilebilen, havayla temas ettiğinde kuruyan ve sertleşen bir malzeme, plastik bir malzeme. Şekillendirmesi çok kolay, oldukça kolay. Şimdi bu kalemlik için hamurumuzun yarısını kullandım ben. Bunu bıçakla böyle kesebilirsiniz. Yağlı kağıt yapışmasın diye konulan bir şey. Merdane ile bunu açıyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey fazla inceltmemek olacak çocuklar. Fazla inceltirseniz çünkü formunuz kırılabilir. Bu şekilde açmamız gerekiyor. Şimdi şunu kaldırıp açmaya devam ediyorum birazcık daha. Biraz açtı, yani açtıktan sonra doku veren malzemeyi üzerine koyup merdane ile tekrar üstünden geçiyorum. Seramik hamurundan özellikle dekoratif eşyalar, aksesuarlar, anahtarlık, takılar, ya birçok şey yapabilirsiniz çocuklar. Çok kullanıma uygun bir malzeme. Bu şekilde çıkarttık. Ve bu bizim kalıbımızdı. Bunun etrafına dolayacağız malzememizi. Şöyle esnetebiliriz. Kenarlarını suyla düzeltebiliyoruz. Alt kısmını da bu şekilde kapatabiliriz. Bunun için çeşitli kalıplar, silikon kalıplar da kullanabilirsiniz. Ağız kısmını süngerle düzeltiyorum. Ağzıyla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz.
Bu şekilde bir formumuz oldu. Kurutma işlemini oda sıcaklığında ya da kaloriferin üzerinde yapabilirsiniz. Kuruduktan sonra çamurumuz, hamurumuz beyazlaşıyor ve sertleşiyor. Zaten havayla temas ettiğinde sertleşen bir malzeme. Beyazladığında zaten anlıyorsunuz kuruduğunu. Kuruduktan sonra malzememiz bu şekilde beyazlıyor ve sertleşiyor. İçindeki koyduğumuz kalıbı çıkartabilirsiniz. Zımparaladıktan sonra da zaten istediğiniz renge boyayabiliyorsunuz. Yaptığımız çalışmayı bir saksı ya da kalemlik olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Sizin üretiminiz, sizin tasarımınız çok keyifli ve güzel bir hediye olur. Ben yaptığım çalışmadan çok memnun kaldım. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Umarım çok güzel şeyler üretirsiniz. Çok teşekkür ederim bizimle olduğunuz için. Görüşmek dileğiyle.